Yani Mert Hakan artık o Affet. üzerindeki baskıdan da kurtuldu. Kurtulması lazım ve bundan daha da iyi oynayacağına ben eminim. İşte o Sivas'taki o ateşli Mert Hakan'ı. Ortaya çıktı, geriden çıktı. Hırsı tabii bu. Oynayacağım, oynamak istiyorum demesidir buralara gelmesi. Bırakmadı kendisini. Bunlar çok iyi oyuncular, benden evvel Ya, oynayacak hakemle düşünüyor. uğraşmadığı zaman Mert Hakan bana göre çok önemli bir oyuncu. İyi oyuncu, kötü oyuncu değil. Bazen böyle topla kavga ediyor gibi ama ben Mert Hakan'ı İsmail Hoca iyi bir çıkış yakaladı. Yani iyi kullanmaya başladı. Çok iyi kullanmaya başladı. Çok güzel bir gol attı yani bugün, harika bir. Müthiş bir gol attı. Yani bu işi anlayan, bilen insanın diyeceği şey, o topu oraya atan adam usta bir ayaktır. Çok güzel gol attı. Onların kalecisi de çok iyi kalecileri var Kasımpaşa'nın. İyi kaleci. Aldığı çıktı toplara dikkat et. Hatalı bir gol yedik. Bak bugün Livakovic için bir şey söylemek istiyorum ben sana. Çok iyi kaleci. Hepsini kabul ediyorum. Ama yalnız asla çizgi kalecisi olmaman lazım. Senin çıkıp bu topları alman lazım. Aynı Trabzonspor'daki, tamam mı? İstanbul'daki maçtaki aynı pozisyonda gol yedik. Evet, Tabii aynen. çıkacaksın, alacaksın o topları. Dediğim gibi çizgide çok iyi ama Senin sahan oralar. oralarda çok Sen etkisiz. tut adamı, belki oraya çıkmayacaksın. Hangi top nereye, çık. Alacaksın topu. Çok iyi kaleci, kabul ediyorum ama hatalı bir gol yedik. Peki şey dedin, ilk yarı biterken Dzeko'nun attığı golde. Şimdi Golde. Dzeko kaleciden daha önce kaleci açılmış. Tamam. Dzeko avuta giden topa son ayak şeyle. Yanında bir adam var arkasında. Bir tane adam var işte. Ey kafi oldu işte o Ha, zaman. iki adam olması gerekiyor ya. İki oyuncu olması gerekiyor. Ofsayt olmaması için. Orada bir tane adam kalıyor. Çünkü kaleci Dzeko'nun önünde. Ama Top. Bir tane tamam. adam var. Avuta çıkıyor abi. Evet. Adam dönmek istiyor. Dönüyor, sahaya girmiyor Dönemiyor mu adam? tam. Elini koyuyor böyle. Eli ve sol ayağı çizginin üzerinde ama vücudunun büyük bölümü dışarıda. Kural diyor ki bu adam dışarı çıkmış sayılıyor. Orada Dzeko ve kale içinde bir tane adam kalıyor. Oyun Doğal devam olarak ediyor ama. Oyun bir adam devam kaldığı ediyor. için ofsayt veriliyor orada. Şimdi ben şunu sormak istiyorum senin, yani burada. Kura bak mesela şurada izliyoruz. Burada şimdi Tadiç topa vurduğunda Evet. bak Dzeko'nun solunda bir tane siyahi oyuncu var. Ofsaytı bozdu gibi bak. Ben Evet. diyorum ki şu ortayı Solda bir yaptığına adam. bak dışarı adam çıktı bir tane. Evet. Bak adam tam sol eli, sağ eli çizgiye basıyor. Tam çizgide bir tane siyahi oyuncu var. Evet. Şimdi o oyuncuyu çıkan oyuncuyu da kabul edersek iki oyuncu var gibi. Ama Evet. kural diyor ki bir tanesi dışarıda olduğu için bir tane adam kalmış oluyor. Burada da tabii Dzeko'nun ayağı da sol ayağı tam çizgiye basıyor. Aynı hiza gibi duruyor. Öbür adamı da dışarıda kabul ettiği için bir tane adam kabul ediyor ve ofsayt veriyorlar. Bence o adam pozisyon icabı Ya top çıktığı için ayağından dışarıda olan çıkmadan bak, adam ha bak, bence oyunun içinde kabul edilmesi lazım. Yani kural da çok saçma geliyor. haklısın ama daha vururken topa giriyor sahaya bak. Tamam giriyor da peki Dzeko'nun solunda duran adam Dzeko'nun önünde mi değil mi? Ceko'nun önünde olmasına imkan yok. Neden yok diyorum. Görüyor musun direği? Direğin hizasında. Tamam ama Dzeko'nun sol ayağına bakar mısın? Çizgiye basıyor. Bak, Dzeko orada son adam pozisyonda oluyor artık. ayağını koyduğu zaman Ceko'nun, bak, yanındaki adam değil, arkasında duran adam pozisyonda oluyor. Bak, Bak görüyor bu musun? adam bence Dzeko'nun bak devam edelim. Yani Bak, tabii bak devam seyirciler edeyim. göremiyor ama bak burada Dzeko artık son adam pozisyonunda. Ama buradan çektiği için öyle Yok gözüküyor abi bu. bak topa bir dakika vuracak bir Tam dakika. vurdu, Bir dakika. tamam. Şimdi Çizgi. burada Evet. Dzeko yine de çizgiye en yakın adam ve ofsayttaki adam. Değil. Burada duranın, bak abi bak. Direğin önünde ayağı var. Abi Ceko'nunki çizginin önünde. çizginin önünde ama Dzeko'nun sol ayağı çizgide abi. Son uzvuna bakıyorlar. Dzeko'nun sol ayağı çizgide olduğu için
Artık burada Dzeko sonradan pozisyonunda. Peki bir şey daha sorayım. Neden devreye girilmeden evvel şu çizgiler gösterilmedi mi? Bunu tabii böyle bizim şu anda gördüğümüz gibi gösterilmedi. Oynatıldı, bu açıdan oynatıldı. Sonradan. Hakem hemen çok hızlı bir şekilde irtibat kurdu ve hakem maçı bitirdi. Ben de diyorum ki burada. Ya bu, ben şimdi ikna oldum. Bak, beni o en sağdaki adam, en tepedeki adam, ben onun sol ayağını ve elini içeride gördüm. O bence ofsaydı bozan adam sandım. Ama bu Dzeko'nun solunda duran siyahi oyuncu Dzeko'nun önündeymiş. Yani doğal olarak burada Dzeko'nun arkasında kalıyorsa da bir adam kalmış oluyor. Onun bu yine de ofsayt verir. Öyle ofsayt oluyor. Bu siyahi oyuncu ayağı çizgide olsaydı, bir de öbür adamı da dahil edersek. Oyunda olsaydı öbür adam da. Bence öbür adam oyunda. Öbür adam. Yani sol taraftan ortayı kesemeyen adam, dışarı çıkan adam içeri giriyor. Girmiş oluyor. Doğru mu Savaş? O adam giriyor içeri. Eli veya sağ ayağı da mı çizgiye değiyor? Söyledim. Değmiyor. Peki. Eli değiyor. Ya çok karmaşık ama direkt bunu 5 saniyede bitirdiler. Nasıl 5 saniyede biter? Bu gol ya. Değil abi. Gol değil. Ben şu anda ikna oldum. Ben çağır de, var ben adamı. De senin gibi düşünüyordum. Çağır şu var. Açı Tadiç topa vurduğu anda Dzeko, yani bak, top ağlara gitse hiçbir kalecinin görüş açısını engellemediği için zaten direkt gol. Direkt gol. Dzeko burada ofsayt olsa.